Şairlik insan işi. Eğer şairsen şunu bil ki Tanrı'nın yeryüzü sözcüsüsün. Yüreğine bir ilham bahşedildiyse o yürekte sadece Tanrı'yı ve aşkı gezdirmelisin. Sesinde sükuneti, nefesinde masumiyeti, içinde merhameti büyütmelisin. Eğer şairsen vicdanın başı dik olmalı. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan evrensel düşünceyle tüm insanlığı kucaklamalısın. Lazlarla kemençe çalıp horon tepmelisin. Kürtlerle halay çekip zılgıt atmalısın. Türklerle gurur duymalısın bir tek çakıl taşıyla bile. Alevilerle ya Ali deyip Kerbela'da ölmelisin. Araplarla kavrulmalısın Sahra çölünde. Sonra serinlemelisin bir göçebe çadırında. Hristiyanlarla kilisede mum yakıp Müslümanla camide secde etmelisin. Zenci olmalısın mesela. Kızılderili, Tatar, Rus, Ermeni, insanlığı hiçbir gruba sokmadan Yaradan'dan ötürü sevmelisin. Yaradan'dan ötürü. Eğer şairsen tüm duyguların sesi olmalısın. Amaya göz, dilsize dil, yolsuza yol, sessize ses olmalısın. Acı çekenin acısını canında duymalısın. Yeni doğan her bebeğin ağlamasını gülüşünle sarmalısın. Aşıklarla acı çekip, maşuklarla gülümsemelisin. Eğer şairsen, kini, nefreti, zulmü, ihaneti ciğerlerinden söküp atmalısın. Dünyanın yükünü sırtında, insanların acılarını boynunda taşımalısın. Eğer şairsen, haktan, hukuktan haberdar olmalısın. Evvela Rabbimden bilinir her dert, her yara, unutma. Kul kaderini yaşamadan, sınavlardan geçmeden ermez huzura. Eğer şairsen, kainatın sırlarını çözmelisin. Görünenin ötesini görüp, görünmezin sihrine ermelisin. Sessizliğin sesini duyup, sesin melodisini dermelisin. Ve eğer şairsen, namus bekçiliğini bırakıp, edebiyatın edebini korumalısın. Çünkü şair Mevlana'nın mirasçısıdır. Şems'in emaneti. Yunus'tur şair Anadolu'da. Derviştir dergâhta. İnsanların acıdan korktuğu, hüzünden kaçtığı bir çağda isimlendirilemeyen döngü çarkına mil çeken Hamse elidir şair. Melek dokunuşudur. Yarendir. Zikirdir. Semadır. Kamettir yerle gök arasında. Şair, yağmurun rahmeti, toprağın bereketidir aynı zamanda. Ve her haline zuhur eder. İnsandır şair bakışı duruşuyla, selamıyla, kelamıyla.